Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba. Ben Blippi. Bakın arkamda ne var? Oo, çok havalı bir tabela. Ne yazıyor? Saykart Uluslararası Yarış Pisti. Evet. Bugün Tukwila, Washington'daki Saykart Uluslararası Yarış Pistindeyim. Şunlara bakın. Ve şuna. Bunlar nedir? Evet, onlar go-kart. Bugün sizlerle go-kart'a bineceğiz. Vay canına. Gördünüz mü? Onlar bayrak. Evet, go-kart yarışlarında bayrakçıyı dinlemek çok önemlidir. Evet. Çünkü go-kart motorları çok gürültülü ve size bağıramazlar. Ve kaskın içinde onları duyamazsınız. Bu yüzden renkli bayraklarla iletişim kurarsınız. Hadi öğrenelim. Oo, bu bayrak hangi renk? Evet, bu bayrağın rengi yeşil ve yarışın başladığını gösteriyor. Yeşil bayrak düştüğü anda yarış başlar. Oo, şu bayrağa bakın. Evet, bu bayrağın rengi sarı. Evet, bayrakçı sarı bayrağı sallıyorsa o zaman yavaşlarsınız. Evet, geçmeyin. Pistte ufak bir sorun olabilir. Yani çok dikkatli olun. Vay canına, şu bayrağa bakın. Evet, bunun rengi kırmızı. Tıpkı bir dur tabelası veya lambası gibi. Hemen durun anlamına geliyor. Pistte büyük bir sorun olabilir. Arabalar çarpışmış ve yolu kapatmış olabilir. Evet, kim bilir? Bu bayrağı görünce durmak gerekiyor. Oo, bir bayrak daha. Peki bu bayrak ne renk? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Bu mavi bayrak. Ve bayrakçıyı gördüğünüzde kenara çekilirsiniz. Kenara çekil anlamına geliyor. Diğerlerinin geçmesine izin verin. Çok yavaş gidiyor olabilirim. Mavi bayrağı görürsem kenara çekilip diğerlerinin geçmesine izin veririm. Bu pistte güvende olmak için çok önemli. Oo, şuna bakın. Siyah bayrak. Yarıştan çıkartıldın demek. Oo, olamaz. Bu kulağa hoş gelmiyor. Evet, bu bayrağı yapılmaması gereken bir şey yaptığınızda görürsünüz. Birine çarpmak gibi. Evet, go-kart'ta insanlara çarpamazsınız. Bunlar çarpışan araba değil, go-kart. Evet, şuna bakın. Beyaz bayrak. Bir tur kaldı demek oluyor. Oh, ne olduğunu biliyorsunuz. Gaza basın ve kazanmaya çalışın. Ve son bayrak. Evet, siyah beyaz damalı bayrak. Yarış bitti demek oluyor ve muhtemelen kazandınız. Ohoho, şuna bakın. Evet, bu bir go-kart arabası. Evet, go-kartları yakından tanıyacağız. Hadi go-kartın parçalarına bakalım. Vay canına, bu şey çok havalı. Hey, bunun adını biliyor musunuz? Evet, buraya oturuyorsunuz. Evet, buna koltuk deniyor. Oo, şu tuttuğum şeye bakın. Evet, bu bir direksiyon. Çok havalı değil mi? Bu şekilde sola ve sağa dönersiniz. Evet, vii! Tıpkı bir araba veya kamyon gibi. Go-kart arabalarının da bir direksiyonu var elbette. Ayaklarımla ittiğim şeye bakın. Evet, kırmızıyı gördünüz mü? Bu fren pedalı. Evet, buna basarsanız aracınız duracaktır. Bunu gördünüz mü? Bu hangi renk? Evet, bunun rengi yeşil. Yeşilin anlamını biliyorsunuz. Yeşil git demektir. Oh, şuna bakın. Evet, go-kart'ın güzel yanlarından biri de güvenli olması. Çünkü emniyet kemeri var. Kemerlerinizi bağlamayı asla unutmayın. Evet, elbette kask da takacağız. Vay canına, şuraya bakın. Tam ortadan bu şeye go-kart aracının
yakıtı koyuluyor. Evet, yakıt. Bu go-kart aracı benzinle çalışıyor. Hadi açalım. Oo! İçi gayet dolu. Bence kullanılmaya hazır. Hey! Peki go-kart aracının motorunu gördünüz mü? Bakın. Evet. Oo! Şuna bakın. Kapağını çıkartalım. Oo! Aracın motoruna bakın. Vay canına. İşte enerjiyi sağlayan şey bu. Benzin geliyor, havayla karışıyor ve sonra kıvılcım çıkıyor ve bir enerji oluşturuyor. Evet. Ay canına, ne kadar havalı bir araç. Bence artık go-kart kullanmanın zamanı geldi. Oo, şu go-kart araçlarına bakın. Tur rekorunu kırmak için sabırsızlanıyorum. Şunlara bakın. Oo, şu araçları görüyor musunuz? Evet, hepsinin üstünde kırmızı renkli bir numara var. Çok havalı. Oo, bir de şunlara bakın. Bunların üstünde ise siyah numara levhaları var. Bir sürü sayı. Şuraya bakın, hadi gelin. Ah, şu sayıya bakın. Bu hangi sayı? Bir var ve bir de altı var. Evet, 16. Evet. Vay canına. Aynı rakamdan iki tane var. Ve ikisi de 2. 2, 2. Bu hangi sayı? Evet, 22. Harika. Hey, sizin için basit bir matematik sorum var. Bakalım, soruyorum. 1 artı 2 kaç eder? 1 artı 2. 1, 2... 1, 2, 3. Evet. 3 eder. Bakın. Bu go-kart araçları çok eğlenceli. Hey, hadi önden bir tane seçelim ve sonra yola çıkalım. Bir bakalım. Şuna ne dersiniz? Hadi bakalım, binelim. Durun bakalım, durun, durun, durun. Şimdi olmaz. Go-kart yaparken çok güvenli olmalısınız. Hadi bir kask seçelim. Oo! Baksanıza, seçebileceğimiz birçok kask var. Çok heyecanlıyım. Bakın, şu kaska bakın. Evet, bu kask çok havalı görünüyor. Rengi yeşil, siyah, beyaz. Vay canına. Ve parlak gümüş. Oo! Oo, bakın burada en sevdiğim renk var. Evet, mavi. Oo, çok havalı görünüyor. Hey, şu kaska bakın. Evet, bu kask hangi renk? Evet, rengi pembe. Bu kaskı seviyorum. Kasklar çok önemlidir. Go-kart yaparken kafanızı güvende tutarlar. Evet, kırmızı rengi de unutmayalım. Oo, şuna bakın. Wii, 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 wii. Ve son olarak elimizdeki son kaskın rengi de sarı. Evet, bu renk bana güneşin rengini hatırlattı. Evet, güneş. Evet. Burada bir sürü farklı renkte kask var. Hangi renk kaskı seçtiniz? O rengi seviyorum. Ama hemen bir kask bulmalıyım. Bir düşüneyim. Bir fikrim var. Neden diğer güvenlik ekipmanlarıma bakmıyorum? Pantolon. Evet. Oho. Eldivenler. Oho. Evet. Wii. Kask. Evet. Artık yarışa hazırım. Hadi bakalım, gidelim. Pekala, bence artık hazırım. Ah, go-kart aracına oturdum. Önce güvenlik, kaskımızı taktık ve kemerlerimizi bağladık. Pekala Blip Bey, gitmeye hazır görünüyorsun. Pist rekorumuz 23.30 saniye. Sence bunu geçebilir misin? Uf, hiç bu kadar hazır olmamıştım.
Başardık. Bu harikaydı. Bir saniye. Ne kadar oldu? 23.29 saniye. Yeni rekor. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Evet. Evet. Bu harikaydı. Ne kadar hızlı gittiğimi gördünüz mü? Oo, go-kart'a bayılıyorum. Oo, Tukwila, Washington'daki Saykart Uluslararası Yarış Pisti'nde çok güzel vakit geçirdik. Bu bölümün de sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz yapmanız gereken tek şey adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Blippi. Bugün Los Angeles, Kaliforniya'daki Live Love Play'deyiz. Ne güzel. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Ah, bir saniye. Şu gülen yüzü görüyor musunuz? Hadi buraya gelin. Aa, bu bir gülen yüz. Ve çok mutlu. Bugün sizlerle duyguları öğreneceğiz. Ve ben şu anda mutluyum. Mutlu. Evet, hadi içeri geçelim. Gelin. Oo, hadi içeri girin. Aa, vay canına. Oo, şuraya bakın. Ne kadar uzun. Vay canına. Oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkartmalıyım. Evet, bir ayakkabı. Ve iki ayakkabı. Hadi gelin. Oo, hey bakın. Başka duygular da var. Bu heyecanlı bir duygu. Oo, sizlerle oyun oynayacağım için çok heyecanlıyım. Evet. Oo, bakın. Bir kaydırak. Oo. Benimle ortada buluşun. Evet. Hazır mısınız? İşte gidiyoruz. 3, 2, 1. Bu harikaydı. Gelin. Hey, şuna bakın. Çok güzel bir koltuk. Bakın. Bir saniye. Uyku için vaktimiz yok. Şimdi oyun zamanı. Bakın, bir mutfağa benziyor. Ha. Bu tava ve tencerelerde. Ne pişirmek istersiniz? Nefis. Mısır. Tavuk. Ocağı yakalım. Gelin. Aa, bakın. Bir yunus. Benimle yunus taklidi yapar mısınız? Aa, çok eğlenceliydi. Hadi buraya gelin. Bakın. Vay canına. Büyük ve sarı bir kaydırak. Hadi gidip kayalım. Şunlara bakın.
3 farklı renkten oluşuyorlar. Mavi, açık yeşil ve yeşil. Çok renkli. Hadi. Tamam. Kaydırak burada. Çok öfkeliyim. Bakın. Öfke. Bir duygu daha. Gördünüz mü? Evet. Bu öfkeli. Takılıp düştüm ve dizimi incittim ve bu beni öfkelendirdi. Öfkelendiğinizde kulaklarınızdan duman çıkar. Ve yüzünüz kızarır. Öfkelenmek normaldir. Ama öfkelendiğinizde biraz nefes almalısınız. Hazır mısınız? Tamam, artık öfkeli değilim. Hadi oyuna devam edelim. Hoşça kal öfke. Sarı kaydırağın tepesindeyiz. Evet, hazır mısınız? İşte gidiyorum. Evet, sıra sizde. Evet. Evet, harika. Bu büyük sarı kaydırak harikaydı. Bakalım burada başka neler var. Bakın. Burada makyaj yapabileceğiniz küçük masalar var. Çok güzel. Evet. Şuna bakın. Bu bir prenses şatosu. Bir tane daha. Bu bir koltuk. Ve kocaman bir yatak. Bir saniye. Bunu hatırladınız mı? Evet. Hatırladınız mı? Evet. Az önce burada uyumuştum. Pekala. İşte yatıyorum. Bir saniye. Uyku için vaktimiz yok. Şimdi oyun zamanı. Gelin. Bakın. Bu büyük bir ekskavatör. Şunlara bakın. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Hepsini üst üste koyalım. Evet. İşte gidiyoruz. Harikaydı. Gelin. Başım dönüyor. Vay canına. Gördünüz mü? Bu bir trambolin. Üstünde zıplayabilirsiniz. Bakın zıplıyorum. Blippi. Merhaba. Çok şaşırdım. Gördünüz mü? Evet. Şaşırdım. Bakın. Vay canına. Beklenmedik bir şey yaşadığınızda şaşırırsınız. Tıpkı benim gibi. Gördünüz mü? Didi birden ortaya çıktı ve Blippi dedi. Hadi gelin. Bir tünel. İşte gidiyorum. Hey! Şuna bakın. Bu bir piramit.
geometrik bir şekil. Üç boyutlu bir şekil. Şu üçgeni görüyor musun? Evet. Bir piramit. Bir piramit daha. Vay canına, şuna bakın. Oo, işte. Bu dikenli bir top. Üstünde dikenleri olan bir küre. Gelin size bir şey anlatacağım. Sizi vuracaktım. Tamam. Bu kadar yeter. Harikaydı. Bir saniye. Şu sarı kaydıra görüyor musun? Vay canına. Şuraya bak. Kıvrımlı bir şekilde gidiyor. Bence birlikte yukarı çıkıp aşağı kayalım. Hadi, hadi. Aşağı bakın. Gördünüz mü? Evet, aşağı kayıyorum. Merhaba, işte gidiyorum. Evet, aşağıda görüşürüz. Harikaydı. Bence artık gitme zamanı. Buradan gitmek beni çok üzüyor. Evet, ama gitmeliyim. Bakın. Çok üzgünüm. Şunu gördünüz mü? Üzgün bir surat. Üzgünüm çünkü artık oyun oynayamayacağım. Üzülünce ağlamak istersiniz. Ama bir saniye. Son bir kez daha kaydıraktan kaymak için biraz vaktim olabilir. Hadi gelin. Çok harika olacak. Evet, yukarı çıkacağım ve kaydıraktan kayacağım. Tamamdır. İşte geliyorum. Evet. Evet. Şuna bakın. Bir duygu daha. Sizlerle duyguları öğrenmek çok eğlenceliydi. Bu bir pinyata. Bence gitmeden önce bunu parçalamalıyım. İçini açıp ne olduğuna bakalım. Hazır mısınız? Oo! Pekala. Başlıyorum. Evet. 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 Şu şekerlere bakın. Bu harikaydı. Los Angeles, Kaliforniya'da Live La Play'de bana katıldığınız için teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Hadi birlikte adımı yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Blippi. Bugün Arizona'daki Phoenix Hayvanat Bahçesi'ndeyim. Bu bölümde birlikte hayvanları daha yakından tanıyacağız. Tamam mı? Hadi gidelim. Oo, görüyor musunuz? Bu bir uluyan maymun. Gördünüz mü? Evet. Bakın orada. Adı Bilbo.
Adını Bilbo Baggins'ten almış. Çok komik. Hadi maymun taklidi yapalım. Bakın, bu Lulu, bir gergedan. Lulu, 21 yaşında. Evet, Lulu, parti zamanı. Evet. Bu bir tukan. Gagasını gördünüz mü? Muza benziyor. Hey, orada ne yapıyorsunuz? Buraya gelin. Hadi, diğer hayvanlara da bakalım. Oho, vay canına. Şuna bakın. Hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir kaplan. Merhaba kedicik. Vay canına. Arkanızı dönün. Kaplanlar burada yaşıyor. Bakın, orada ne var? Sanırım eğitim vermek için hazırlanıyorlar. Gördünüz mü? Kaplan eğitmen ne derse yapıyor. Görünüşe göre çok eğleniyorlar. Yukarı. Aferin. Yukarı. Çok havalıydı, gördünüz mü? Hey, bunu neden yaptığını anlatır mısın? Tabii. Burada onların ve çalışanların işini kolaylaştırmak için hayvanları eğitiyoruz. Onları numaralar öğrenmeleri için zorlamıyoruz. Sadece eğitim veriyoruz. Mesela Jay'in burnunu bu sopayla hedef aldığımda onun farklı yerlere yönlenmesini sağlıyorum. Böylece vücudunun farklı yerlerini görebiliyorum. Onu ayağa kaldırmak sadece ne kadar büyük olduğunu görmemizi sağlamıyor. Aynı zamanda vücudunun diğer taraflarını da görmüş oluyorum. Çünkü tıpkı bizim gibi onlar da yaralanabiliyor. İyi durumda olduğundan emin olmak için kontrol ediyorum. Bize yaptığın şeyi açıkladığın için teşekkür ederiz sana. Rica ederim. Pekala, sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi gezmeye devam edelim. Şu hayvanı görüyor musunuz? Bir kedi daha. Bu bir jaguar. Şuna bakın. Elimde bir kova havuç ve bir maşa var. Şimdi göreceğimiz hayvanı beslememiz gerektiğini söylediler. Gelin. Hey, şuna bakın. Burada tel örgüler var. Yani yolun diğer tarafında olmalıyız. Ama hayvanları beslemek için içeri girme izni aldık. Hadi girelim. Hey, bu çok kısa bir bariyer. İlginç. Geçmekte çok zorlanmadım. Hayvanı gördüm, bakın. Hadi ağaçların arasından geçelim. Wow. Hey, bakın. Beslememiz gereken hayvana bakın. İşte burada. Hangi hayvan olduğunu biliyor musunuz? Bu bir kara kaplumbağası. Hadi onu besleyelim. Evet. Bakın şimdi. Burada bir havucum var. Ve bir maşa kullanıyorum. Çünkü kara kaplumbağalarının çeneleri çok güçlüdür.
parmağımı kopartabilir. Al bakalım. Oo! Kayıyor, şuraya bak. Al bakalım. Oo! Tamam, biraz daha ister misin? Evet mi? Tamam. Al bakalım. Oh! İşte oldu. Oo! Bu kara kaplumbağası yaklaşık 250 kilogram ağırlığında. Vay canına. Gerçekten çok ağır. Hey, yaşını tahmin edebilir misiniz? 66 yaşında. Gerçekten çok yaşlı. Merhaba. Hey, şunu izleyin. Kaplumbağanın başını okşayacağım. Merhaba, nasılsın? Oo! Bakın, kaplumbağa yerden kalkıyor, gördünüz mü? Böylelikle alt kısmının böceklerden ve pisliklerden arınmasını sağlıyor. Şuraya bakın, vay canına. Tamam, biraz daha havuç getirelim. Merhaba, nasılsın? Bugün mutlu musun? Şuna bakın. Bu kaplumbağa bir Galapagos kaplumbağası ve bir dişi. Evet. Al bakalım. Erkek de geliyor. Ne kadar büyük olduğuna bakın. Kapana kısıldım. Pekala. Bu tarafa geçeceğim. Bakın, bu kaplumbağa daha küçük. Bu kaplumbağa ise daha büyük. Bu bir dişi. Buysa bir erkek. Hey! Birbirinizi seviyor musunuz? Evet. Siz arkadaş olmalısınız. daha ister misin? Vay canına! Harika. Düşürdün. Hadi daha yakına gelin. Evet. İşte oldu. Evet. Aç ağzını bakayım, havuç geliyor. Al bakalım. Beğendin mi? Kara kaplumbağaları da havucu benim kadar seviyor. Havuç çok lezzetli ve sağlıklı. Al bakalım. Evet, çok iştahlısın. Bakın, bu kaplumbağayı kaşıyorum. Gördünüz mü? Nasıl hissediyorsun? İyi geldi mi? Evet. Kara kaplumbağasının bacaklarıyla yerden nasıl yükseldiğini görüyor musunuz? Doğada bunu yapmalarının sebebi çoğunlukla altlarında böceklerin olmasıdır. Bu sayede ispinoz denen kuşlar altlarından geçer ve kara kaplumbağasının altında kalan böcekleri yerler. Evet, ama şu anda çok iyi hissettiği için bu şekilde duruyor. Gerçekten öyle. Tıpkı başka birinin sırtınızı kaşıması gibi. Evet. Annemin sırtımı kaşımasını çok seviyorum. Evet, nasıl hissediyorsun? Hoşuna gitti mi? Evet. Tamam. Şimdi sıra bende. Evet. Sıra bende. Hazırım. Hazırım. Olamaz. Blippi. Şuna bakın. Bu bir armadillo. Hadi bakalım. Özgürce koş. Bakın. Armadillo hayvanat bahçesinin özel hayvanlarından biri. Yani onunla özel olarak tanışabiliyorsunuz. Evet, hey, ne yapıyorsun sen? Yemek ister misin? Armadillolar un kurtlarına bayılır. Al bakalım. Hey, buraya gel. İşte burada. Bakın, bu armadillonun yüzeyi sert görünmüyor. Evet, biraz sert. Kabuğu yok. Ama derisinin altında kemikleri var. Evet. Pekala. Bu Prenses Buttercup. Pekala. Al bakalım. Afiyet olsun Prenses Buttercup.
Prenses Buttercup'ın uzun tırnaklarına bakın. Vay canına. Tamam, hadi koş bakalım. Şu hayvana bakın. Bu hayvanın adı nedir? Bu bir Hint oklu kirpisi. Ooo! Dikenlerine bakın. Bunlar diken mi? Büyük olanlar sadece korkutucu görünmek için ama asıl tehlikeli olanlar kuyruk tarafında. Tamam, demek şurada. Oo! Peki şu anda ne yapıyor? Yemeklerin tadını çıkartıyor. Oo! Bitkileri çok seviyor. Ona biraz bisküvi, tatlı patates ve elma getirdim. Oo! Çok lezzetli görünüyorlar. Hadi kirpiye daha yakından bakalım. Vay canına. Bu hayvanın kuyruğuna dokunmak istemezsiniz. Şuna bakın. Burası çok eğlenceli görünüyor. Oo, duyuyor musunuz? Tüm bu makineler bir sonraki alanın tıpkı bir okyanus gibi olması için çalışıyorlar. Hadi gidelim. Oo, şuna bakar mısınız? Bir sürü filtre ve makine var burada. Çok havalı. Hadi buraya gelin. Ne yaptıklarını size göstereyim. Evet, burası vatoz koyu. Vatoz balıklarını havalı numaralar yapmaları için eğitiyorlar. Bu hayvanat bahçesine gelirseniz elinizi düz bir şekilde tutarak vatozların sırtına dokunabilirsiniz. Ama benim içeri girmeme izin verdiler. Ha, çok heyecanlıyım. Tamam, önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Bir ayakkabı. Oo! İki ayakkabı. Tamam, buraya bırakalım. Ah, çorapları da unutmayalım. Çünkü bunları giyeceğim. Oo! Deniz çorabı veya deniz ayakkabısına benziyorlar. Hadi, şimdi bunları giyelim. Evet. Tamam, oldu. Hazırım, gidiyoruz. Evet, onları korkutmamak için yavaş ve sessiz olmamız gerekiyor. Oo! Su çok güzel ve serin. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Adım Mary, bu da Chelsea. Phoenix Hayvanat Bahçesi'nde çalışıyoruz. Oo! Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda vatoz balıklarımızın kahvaltılarını veriyoruz. Ve herkesin sağlıklı ve mutlu olup olmadığına bakıyoruz. Oo, çok eğlenceli olmalı. Yardım edebilir miyim? Tabii. Beslemek ister misin? Oo, evet. Hadi vatozları besleyelim. Oo, şunlara burada bakar mısınız? Burada karideslerimiz var. Birkaç tane alıp elinde tutabilirsin. Oo. İşte böyle. Tamam. Şunlara bakın. Oo, çok lezzetli görünüyor. Tamam, elime aldım. Onları dondurma külahı gibi tutmalısın. Tamam. Oo, dondurmayı çok severim. Tamam. İşte böyle mi? Şimdi elini yavaşça suya daldır. Yanına gelip onları bir süpürge gibi çekecekler. Tamam. Alın bakalım. Oo. 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 Şuna bakın. Ayağının üstünde mavi benekli bir vatoz var. Tamam. Daha derine daldırayım mı? Bakalım ne yapacaklar. Pekala. Hadi çocuklar. Oh, başardım. Bakın. Gittiler. Hepsini elimden çektiler. Bir daha yapabilir miyim? Yapabilirsin. Oh, teşekkür ederim. Yemekleri elimden çektiler. Daha önce elektrik süpürgesine dokundunuz mu hiç? Hortumuyla elinizi çeker ya hani. Elinizden yemeği aynı o şekilde çekiyorlar. Vay canına. Oo, biri bacaklarımın arasından geçti. Oo, şunlara bakın. Sana alışmaya başladılar. Evet.
Kalp atışından kim olduğunu tanıyabilirler. Onlara zarar vermeyeceğini anlıyorlar ve bu yüzden sana daha çok yaklaşıyorlar. Oo. Çünkü yanında daha rahat hissediyorlar. Şuna bakın. Merhaba. Beni korkuttular. Orada ne oldu? Biraz heyecanlandılar. Anladım. Korkmadılar değil mi? Korkmadılar. Tamam. Çünkü ben biraz korktum. Ama sorun değil. Çok nazik görünüyorlar. Yine başladılar. Nasıl ıslandığıma bakın. Pekala. Biraz daha besleyelim. Merhaba. Vatoz balıklarına bakın. Vay canına. Tamam. Hoşça kalın vatozlar. Oo, şimdi deveye bineceğiz. İyi eğlenceler birlikte. Teşekkür ederim. Hadi. Bakın, bu devenin sırtı. Hörgücü gördünüz mü? En tepesine oturacağım. Oo! Şu anda devenin sırtındayım. Pekala. Başlıyoruz. Oo! Bana bakın. Hey, bakın, devenin sırtındayım. Oo, çok güzel bir deve. Bu tek hörgüçlü bir deve. Şu anda çok yüksekteyim. Oo, çok eğleniyorum. Merhaba. Şuna bakın. Devenin hörgücünü görüyor musunuz? Orada yağ depoluyorlar. Ve bu sayede yemek yemeden 7 ay yaşayabiliyorlar. Ayrıca su içmeden 3 ila 4 hafta durabiliyorlar. Çok etkileyici değil mi? Ohohoho! Wee! Ohohoho! Bacakları çok uzun. Evet, 4 bacağı var. Bizlerin ise 2 bacağı var. Evet, çok eğlenceli bir geziydi. Harikaydı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Pekala. Hadi. Başka hayvanlara bakalım. Şu anda yerel Arizona sergisinin perde arkasındayız. Şuna bakın. Bakın. Bazı aletler var. Evet. Bu neye benziyor? Golf sopasına andırıyor sanki. Ama aslında bir kancası var. Bunu yılan gibi sürüngenlerle ilgilenirken kullanıyorlar, tamam mı? Ama ben bunu kullanmayacağım. Çünkü eğitimli bir uzman değilim. Şuna bakın. Vay canına. Akvaryumlar var. Evet, balıklar diğer tarafta. Biz perde arkasındayız. Şu odaya bakın. Bu bir kutu. Yılanlar bunların içinde yaşıyor. Hangi tür olduğunu öğrenelim. Çıngıraklı yılan. Zehirli mi? Evet, sanırım... Buna bakmamalıyım değil mi? Dediğim gibi eğitimli bir uzman değilim. İlgilenebileceğim türde bir yılan bulalım. Bu oda çok güzel görünüyor. Burada bir sürü kafes var. Bunlar da ne böyle? Bunlar yılan derileri. Vay canına, her yılan birkaç ayda bir deri değiştirir. Evet, ve hepsi... Tek parça halinde, gördünüz mü? Yılana benziyor değil mi? Evet. Çok havalı. Evet. Pekala. Tamam. Bunları burada bırakalım. Evet. Evet, sanırım bu yılanı elime alabilirim. Yılanı tutuyorum.
Aa, yılanın renklerine bakın. Turuncu, beyaz ve siyah. Aa, çocukken yılanlardan korkardım. Ama artık korkmuyorum. Ama bazı yılanları elinizde tutmanız tehlikeli olabilir. Yani dışarıda bir yılan görürseniz bu şekilde tutmasanız daha iyi olur. Evet, tamam. Ohoho. Şuna bak, eğleniyor musun yılan? Merhaba. Hey. Aa, şuna bakın. Kamera çok ilgisini çekti. Oo. Kertenkele. Vay canına. Bu harika. Başka bir sürüngen alanının perde arkasındayız. Aa, burada birçok farklı yaratıkla dolu bölme var. Şuraya bakın. Oo. Hey. Şuraya bakın. Evet. Bakın burada kim var? Buraya gelin. Oo. Hey, burada ne yapıyorsunuz? Boynuzlu kertenkelelerden birini kontrol ediyorum. Tutmak ister misin? Evet. Bir boynuzlu kertenkele. Çok ilginç. Evet, al bakalım. Tamam. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Aa, bakın. Bu bir boynuzlu kertenkele. Boynuzlarına bakın. Vay canına. Çok sevimli. Aa, elimde uzanıyor. Pekala. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, işte gidiyor. Harikaydı. İyi iş çıkarttık. Hadi gidelim. Zürafa. Bakın, uzun bir zürafa. Benimle aynı boyda. Aa, merhaba. Aa, oo, şuraya bakın, bir aslan. Hmm, oo, ve bir fil. Vay canına, şuraya bakın. Bu bir goril. Hey. Ve yılanlar. Evet, bunları elimde tutabilirim. Oo. Çok güzel, değil mi? Oo. Oo, burada çok güzel şeyler var. Tamam, beni takip edin. Oo. Dinozor bile var. Bir T-Rex. Çok ilginç. Sizlerle hayvanat bahçesindeki hayvanları tanımak çok güzeldi, biliyor musunuz? Ama bugünlük bu kadar. Daha fazlasını izlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Bugün Phoenix, Arizona'daki Whiskits Oyun Parkı'ndayım. Wow! Az önce birlikte resim yapıyorduk. Orada ne işiniz var? Hey! Hey! Onlar da bizimle oynayabilir mi? Elbette. İyi eğlenceler. Oho, hadi gelin. Hadi resim çizelim. Ohohoho! Hey, bakın. Merhaba, adın ne? Langston. Oo, adı Langston. Ne yapıyorsun Langston? R harfini boyuyorum. Oo, R harfi mi boyuyorsun? Vay canına, çok güzel. Aferin sana. Hey, benim resmime bakın. Oo. Aa, bu nedir? Bir ağaç. Bir ağaç? Evet. Yerine ne oldu? Bir bakalım. Gövdesini yapalım. Evet, harika. Gövdeli güzel bir ağaç. Ve dur biraz. Bu da ne? Mavi gökyüzünde kırmızı mı? Hayatta hatalar yapar mısınız? Evet. Bu hata bir kuşa dönüştü. Evet, artık bir ne kuş. Ne kuşu?
kuş nedir? Kuşlar böyledir. Gak! Gak! Bir kuş gibiyim. Şuna bakın. Vay canına. Oo, bu oyuncaklar çok güzel. Bakın, çarkları var. Bunu döndürdüğünüzde diğeri de dönüyor. Ve o döndüğünde bu da dönüyor. Ve o döndüğünde bunu döndürüyor. Çok havalı değil mi? Ooo. Hey, bu nedir? Bu bir araba. Peki bu nedir? Vay canına. Bir itfaiyeci şapkası. Oo, çok havalı. Bunu daha önce çizmiştik. Ressamlar gibiydik. Ressam olmayı seviyorum. Ve ayrıca itfaiyeci olmayı da çok seviyorum. İtfaiyeci gibi davranmayı seviyorum. Çünkü yangına su püskürtüyorsunuz. Hadi ellerimizi temizleyelim. Pekala. Bakalım burada başka ne taklidi yapacağız? Bu çok eğlenceliydi. Pekala, itfaiyeci şapkamızı buraya bırakalım. Yani aldığımız yere. Bakalım başka ne varmış? Vay canına. Bir sürü oyuncak var. Vay canına. Şu masaya bakın. Vay canına. Çok renkli bir masa. Evet, mesela... Bunun rengi mavi ve kemer takmayı öğretiyor. Ve bu da kırmızı ve size ayakkabı bağcığı bağlamayı öğretiyor. Bakın, işte vay canına. Ve bunun rengi de sarı. Bu da size gömlek iliklemeyi öğretiyor. Benimki gibi. Turuncu ve bağcık. Mor yeni bir şey bu. Çıt çıt. Evet. Çıt çıtlayın. İşte böyle. Ve yeşil. Bu da fermuar kullanmayı öğretiyor. Vay canına, çok havalı. Vay canına. Şuraya bakın. Vay canına. Bir sürü şey var. Evet, alfabenin harfleri. Çok komik. Bir fikrim var. Bir harf seçelim ve yerini bulmaya çalışalım. Bu hangi harf? Evet, F harfi. A, B, C, D, E, F. E, F. Evet, F. İşte burası. Tebrikler. Çok eğlenceliydi. Üstünde bir sürü şey olan bir masa daha. Vay canına. Pekala, şuna bakın. Vay canına, insan vücudu gibi. Akciğerlerim burada. Vücudumuzdaki tüm oksijeni taşırlar. Akciğerleri çıkartalım. Ve kalp. Vay canına, kanımızı her yere pompalar. Kafanızı başkasının göğsüne koyduğunuzda bum bum, bum bum, bum bum diye sesler gelir. Bunu duymanın bir yolu daha var. Bir steteskopla. Vay canına. Hadi kalp atışınızı dinleyelim. Kalp atışınızı duyuyorum. Hangi mesleğin kalp dinlediğini biliyor musunuz? Evet, hemşireler. Hemşireler ve doktorlar. Hemşire taklidi yapmayı seviyorum. Çok eğlenceli. Çünkü hastanızın sağlıklı ve mutlu olmasını sağlıyorsunuz. Pekala, bunu da bırakalım. Pekala. Vay canına. Şuna bakın.
Futbolcular işte böyle antrenman yapar. Vay canına! Futbolcular profesyonel atletlerdir. Bu da başka bir meslek. Bir fikrim var. Size buradan ne kadar hızlı geçebileceğimi göstereceğim. Ve profesyonel bir oyuncu gibi yapacağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Evet, başardım. Sizlerle profesyonel futbolcu taklidi yapmak çok eğlenceliydi. Hey, şu çimenlere bakın. Çok yumuşak. Üstünde yuvarlanmak istiyorum. Bu da ne? Bu bir at. Bir de kovboy şapkası var. Hey, bir fikrim var. Neden bu şapkayı takıp at binmiyoruz? Böylece çiftçi ve kovboy taklidi yapabiliriz. Pekala. Çiftçi taklidi yapmayı seviyorum. Rüzgar saçlarımda dans ederken at binmek çok keyifli. Hava çok güneşli. Pekala. Nelly, sonra görüşürüz. Çiftlikte dolaşmak çok eğlenceliydi. Hey, İşte yemek alabileceğiniz bir yer. Acaba bu yemekler buraya nereden geldi? Bir restoran mı? Bu yemekler nereden geliyor? Tam arkamdan. Burası bir market. Bu da başka bir market. Markette çalışabilirsiniz. Pekala. Hadi tüm raflardaki stokları kontrol edelim. Pekala. Burada birkaç limon ve mısır var. Harika. Yerlerine koyalım. Biraz da çilek. Nefis. Ve ahududu. Ve kırmızı biber. Çok lezzetli ama çok da acı. Pekala. Başka ne var? Yumuşak beyaz pirinçlerimiz var. Nefis. Pirince bayılırım. Ve renkli bir kahvaltılık gevrek var. Vay canına. Bence markette çalışmak çok eğlenceli olabilir. Çünkü bütün gün yemeklerle çalışıyorsunuz ve ben çok acıktım. Hiç sormayın. Yemeklere bayılırım. Ama en çok sağlıklı olanları severim. Pekala. Sizinle ilgileniyorum. Harika. İşte para üstünüz. Alın bakalım. Pekala. Mesaim artık bitti. Artık eve gidebiliriz. Markette çalışmak çok eğlenceliydi. Bir araba. İşte gidiyoruz. Yarış arabası sürüyor gibiyim. Bu harikaydı. Yarış arabası kullanmak bile bir meslek olabilir. Çok eğlenceli olabilir. Tamam. Vay canına. Çok havalı. Bu kişinin ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Anlaşılan baret takmak gerekiyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Bir inşaat işçisiyim. Bir tamiratçıyım.
tamirat yaparım. Uhu! Vay canına. Wi 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 wi. Oo! Sürekli tornavidalarla çalışacağım. Oo ve matkaplar. Vay canına. Dikkatli olun. Testereler keskindir. Evet. Pekala. Oo! Bunu yerine koyalım. Çok yoruldum. Yemek yesem iyi olur. Hey, bir fikrim var. Şu eve bakın. Bir mutfağı var. Evet, bakın. Kimin sürekli mutfakta yemek yaptığını biliyor musunuz? Evet, şefler. Oo, aşçı olmayı seviyorum. Oh, pekala. Ocağı yakalım. Tamam. Biraz soğan ve mantar soteleyelim. Enfes. Çok heyecanlıyım. Oo. Bakın. Bir yumurta pişiriyorum. Nefis. harika. Hepsi hazır. Pekala. Şuraya koyalım. Harika. Evet, afiyet olsun. Hey, tavamızı da koyalım. Pekala. Biraz oturalım. Oo, akşam yemeği saatini tamamladık. Artık çok yoruldum. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Oo, neler oluyor? Oo, siren sesleri geliyor. Ah, bazı meslekler sürekli çalışıyor olmalı. Evet, yani her an işe gidebilirler. Ve bu meslek ne biliyor musunuz? Evet, polis memurluğu. Pekala. Ah, vatandaşların güvenliğini sağlamalıyız. Oo, polis memuru olmak çok yorucu olabilir. Onlara saygılı olmalısınız çünkü bizleri koruyorlar. Oo, oo. Ah, ah, tamam. Güvendeyiz. Aa! Oo! Şu oyun alanına bakın. Vay canına. Burası küçük çocuklar ve bebekler için. Aa! Ne kadar renkli. Oo, şu renkli piramide bakın. Oho! Aha! Bunlar hangi renk? Oo! Düşüyorlar. Bunun rengi yeşil. Bu kırmızı. Bu sarı. Bu turuncu. Bu mavi ve bu da mor. Ohoho! Bakın. Hey, şurada renkli bir şey daha var. Ohoho! Tıpkı bir müzisyenim. Müzisyenler güzel müzikler yapan insanlardır. Tıpkı benim gibi. Vay canına. Oo, bu oda çok eğlenceli. Aa, şu duvara bakın. Vay canına. Bunlar gezegen mi? Yoksa yıldız mı bunlar? Yoksa bulut mu? Hey, gökyüzünde dolaşan bir meslek biliyorum ya siz? Evet, pilotlar geziyor. Evet, pilot şapkamı takayım. Oh, gözlükleri unutmayalım yoksa gözlerime sinek kaçar. Pekala, işte başlıyoruz. Gökyüzünde uçuyorum. Uçakla uçmak çok eğlenceli. Vay canına. Sizlerle tüm bu farklı meslekleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Phoenix, Arizona'daki WizKids oyun parkına çok teşekkür ederim. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Çocuklar, sizlerle tüm bu farklı meslekleri tanımak çok eğlenceliydi. Ve istediğiniz her şey olabilirsiniz. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?
Evet, bunu yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama çok sıkı çalışmanız ve kendinizi işinize adamanız gerekiyor. Pekala, bol şans. Merhaba. Bakın. Vay canına. Büyük beyaz bir poşet. Aha. Acaba içinde ne var? Bir sürü rengarenk top. Bir tane daha var. Büyük beyaz bir poşet. Şunu izleyin. Hazır mısınız? Tamam. İşte geliyor. Bir sürü renkli top var. Vay canına. Şunlara bakın. Vay canına. Pekala. Evet. Tamam. Şimdi topları masadan kaldıralım. Beyaz masamıza geri dönmüş olduk. Evet, işte beyaz masamız. Hadi bakalım, renkleri öğrenelim şimdi de. Bakın. Bakın, bu canavar kamyonun rengi siyah, yeşil, mor ve biraz da kırmızı. Bakın, bir polis arabası. Sireni bile çalıyor. Bu polis arabasının rengi siyah, beyaz, kırmızı ve mavi. Vay canına. Şu inşaat araçlarına bakar mısınız? Vay canına. Şunlara bakın. Her şey var. 4 inşaat aracı da neredeyse aynı renk. Hepsinde siyah renk var. Hepsinin sarıya dönük turuncu bir rengi var. Sadece sarı diyebiliriz aslında. Vay canına. Evet. Bu bir kazıcı yükleyici. Bu bir çimento kamyonu. Bu bir damperli kamyon. Vay canına. Un 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 un
Ve bu da bir buldozer. Evet. Hadi başka renklere bakalım. Bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Hey, çöp kamyonunun rengini söylemeyi unuttum. Evet, bunun rengi yeşil. Traktörle aynı renk. Evet, bu bir traktör. Traktörün sarı tekerlekleri var. Pekala, güle güle, güle güle. Ve son bir aracımız daha var. Evet, bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. Bu itfaiye kamyonu kırmızı renkli. Üstünde biraz sarı ve beyaz da var. Wink 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 wink. Sizlerle renkleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Merhaba, ben Blippi. Aa, şuraya bakın. Vay canına, bu bir dondurma kamyonu. Bugün sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanıyacağız. Çok lezzetli. Oo, pekala. Hadi bu dondurma kamyonunun dış parçalarına yakından bakalım. Vay canına. Rengarenk. Bakın, üstünde dondurma resimleri var. Çilekli dondurma, dondurmalı sandviç, çikolatalı külah dondurma ve kırmızı, mavi ve beyaz renkli bir dondurma var. Şunlara bakın. Çok havalı. Jantları pembe. Bu sayede dondurma kamyonu sokaklarda giderken havalı bir şekilde görünüyor. İşte böyle. Oh, bu da ne? Aa, burada çocuklar yavaş geçin yazıyor. Işıklar da var. Size göstereyim. Vay canına. Pekala, şu kırmızı kolu görüyor musunuz? Çektiğimde ne olduğuna bakın. Vay canına. Lambalar turuncu yanıyor. Ve tabela dondurma kamyonundan dışarı çıkıyor. Böylece dondurma kamyonuna yakın gitmiyorsunuz ya da en azından çok dikkatli oluyorsunuz. Böylece yaralanmıyorsunuz. Bunu bu şekilde bırakacağız. Size başka bir şey göstereyim. Oo, şunu görüyor musunuz? Bu bir müzik düğmesi. Müzik! Müziği duyuyor musunuz? Bu müzik dondurma kamyonunun yaklaştığını ve dondurma alabileceğinizi gösteriyor. Aa, bir de şuraya bakın. Las Vegas, Nevada'daki bu dondurma kamyonunun sosyal medya adresleri yazıyor. Güzel. Oo, şuraya bakın. Şu dondurma seçeneklerine bakın. Oo, bunun rengi kırmızı, turuncu ve yeşil. Oo, bir de şuna bakın. En sevdiğim iki renkten biri. Turuncu.
Nefis. Bir ninja kaplumbağa. Sünger bob, kare pantolon. Bir de şuraya bakalım. Bunu hatırladınız mı? Evet, diğer tarafta da vardı. Çilekli dondurma. Nefis. Şuraya bakın. Bu pencereye gelirsiniz. Ve dondurma siparişinizi buradan verirsiniz. Merhaba. Merhaba. Bir saniye. Burada kimse yok. Bir fikrim var. Sizinle birlikte içeri girip insanlara dondurma servisi yapabiliriz. Ne dersiniz? Hadi gelin. Pekala, hadi içeri girip dondurma servisi yapalım. Ama önce jeneratörü çalıştırmalıyız. Jeneratör dondurucumuza enerji sağlıyor. Hadi çalıştıralım. Vay canına. Minik bir motor gibi. Verdiği enerjiyle dondurucumuz soğuk kalıyor. Ama dondurucumuz şu anda soğuk. O yüzden bunu kapatabiliriz. Pekala. Hadi içeri girip dondurma servisine başlayalım. Vay canına. Dondurma kamyonunun içi. Çok heyecanlıyım. Dondurma kamyonunun şoförü buraya oturuyor. Normal bir araç gibi. Bir direksiyon, vites kolu ve anahtarlar. Ama kamyon sürmeye gelmedik. Dondurma için geldik. Vay canına. Bu beyaz şeyi görüyor musunuz? Bu bir dondurucu. Hadi açalım. Şu dondurmalara bakın. Pekala. Hadi 5 tane dondurma seçelim. Hazır mısınız? Pekala. Birini aldım. 1. 2. İşte burada. 3. Evet. Evet. 4. Tamam. Ve bir bakalım. İşte buldum. Evet. 5. Tamam. 5 oldu. Soğuk kalması için kapatalım. Şimdi burada 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dondurma. Şimdi 3 atıştırmalık bulmalıyız. Tamam. Patlamış mısır nasıl olur? 1. Peki cipse ne dersiniz? 2 atıştırmalık. Ne olabilir? Evet. Nefis. 3 atıştırmalık. Şu anda 5 dondurma ve 3 atıştırmalığımız var. 5 artı 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefis. Pekala. Şimdi sosyal medyadan herkese nerede olduğumuzu haber vermeliyiz. Evet. Evet, burada dondurmalarımız var. Hadi onlara verelim. Pekala. Burada pamuk şekerimiz var. Kim pamuk şeker ister? Nefis. Al bakalım. Ne deniyordu? Teşekkürler. Rica ederim. Burada
dondurmalı sandviçimiz var. O benim. Harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve bir de bundan var. Teşekkürler. Rica ederim. Dondurmanın tadını çıkartın, olur mu? Teşekkürler. Güle güle. Sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanımak çok eğlenceliydi. Şimdi eğlenceli bir dondurma şarkısının tam zamanı. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Nefis çilekli dondurma. Krema ve muzlu dondurma. Bol meyveli bir dondurma. Yine de karnını doyurma. Çikolata soslu dondurma. Üstü vişne dolu dondurma. Koca bir tabak dondurma. Yine de karnını doyurma. Ya da jelibonlu dondurma. Tatlı solucanlı dondurma. Rengarenk bir dondurma. Yine de karnını doyurma. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Yapalım mı bir dondurma? Eğlenceli bir dondurma. Tıka basa yenen dondurma. Yine de karnını doyurma. Nefis! Oo! Bakın elimde ne var? Bu bir oyun kili ve bir dondurmaymış gibi yapıyorum. Ama aslında bu bir oyuncak, yani sakın yemeyin. Pekala. Bakın, vanilyalı dondurmaya benziyor. Nefis. Ve bu da çikolatalı dondurmaya benziyor. Oo, bakın malzemelerimiz de var. Oo, mesela bu. Evet, bir çilek şurubu bu. Tamam. Kapağını çıkartalım ve biraz dökelim. Nefis. Oo, şuna bakın. Çikolata şurubuna benziyor. Vay canına. Oo, yine buraya dökelim. Tamam. Nefis, çok lezzetli görünüyor. Çikolatalı dondurmamıza ise biraz krema koyalım, öyle değil mi? Nefis. Hadi bakalım. Oho, nefis görünüyor. Oo, bakalım burada ne varmış? Birkaç oyun kili daha. Evet, bence bunun üstüne bir vişne koymalıyız. Tamam, birazını alalım. Bir güzel sıkalım. Evet. Tamam, yuvarlayalım. Oo, tatlı bir vişneye benzedi. Üstüne bir boşluk yapalım. Evet. Şimdi çikolatalı dondurmamıza koyabiliriz. Harika. Oho, nefis görünüyor. Dediğim gibi sakın yemeyin. Bunun içinde biraz mavi ve turuncumuz var. Mavi ve turuncu en sevdiğim iki renk. Hadi jelibon solucanlar yapalım şimdi. Pekala. Turuncunun yarısını alalım. Rulo yapalım. Tamam. Oo. Şuna bakın. Turuncu bir jelibon solucan. En üstüne koyalım. Şimdi de maviyi alalım. Ve bir jelibon solucan daha yapıp buraya koyalım. Evet. Rulo yapalım. Oo. Jelibon solucana bakın. Şuraya yerleştirelim. İşte iki leziz görünen oyuncak dondurma yaptık. Nefis.
Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Sizlerle dondurma kamyonlarını yakından tanımak çok eğlenceliydi. Ayrıca dondurma şarkısını dinlemek, söylemek ve dans etmek de harikaydı. Daha fazlasını izlemek isterseniz, o zaman tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Pekala, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Blippi. Bugün Güney Pasadena, Kaliforniya'da Amy'nin oyun parkındayız. Gelin. Birlikte renkleri tanıyacağız. Burası harika. Ayakkabılarımızı çıkarmadan buraya giremeyiz. Birinci ayakkabı ve ikinci ayakkabı. Hey, ayakkabılarım hangi renk? Görünüşe göre mavi, turuncu ve beyaz. Hadi gidelim. Burası rengarenk. Burada oynamaya bayılıyorum. Ne kadar renkli bir araba. Şu arabaya bakın. Bu arabanın rengi sarı ve kırmızı. Hadi gidelim. Çok komik. Burada ne var? Ne kadar yumuşak. Vay canına. Hey, şuna bakın. Bu çok renkli bir kutu. Renkleri say say bitmez. Keşfetmeye devam edelim hadi. Bu bir şato. İçine gireceğim. Merhaba. Şuna bakın. Mavi renkli bir balon buldum. Hey, bir tane daha var. Bu balonun rengi yeşildi. Harikasınız. Hey. Bu şato ne kadar yüksek. Herkese merhaba. Şu basamaklara bakın. Vay canına. Renklerini görüyor musunuz? Şuna bakın. Bu basamak hangi renk? Bu basamağın rengi pembe. Bunun rengi ise parmaklıklardakiyle aynı. Evet, bu hangi renk peki biliyor musunuz? Evet, bu renk sarı. Burası ne renk? Çoktan öğrenmiştik. Bu, bu ve bunların hepsinin rengi yeşil. Bir saniye. Uykunun sırası değil ki. Ama çok rahat bir koltuk. Rengini biliyor musunuz? Bu çok ilginç bir renk. Bu rengin adı turkuaz. Mavi ve yeşil rengin bir karışımı gibi. Evet. Ama uykunun sırası değil. Şimdi yuvarlanma zamanı. Yuvarlanmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli. Ayrıca çok renkli. Sanırım havası sönmüş bunun. Bunu nasıl şişirebiliriz? Şuraya bakın. Vay canına. Bu yeşil bir motor. Evet, yeşil ve sarı.
İşte başlıyoruz. Evet, başardık. Harika. Vay canına. Burası hangi renk? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Evet, ayrıca iki ile kafiyeli. Mavi. Şuraya bakın. Bu renkse kırmızı. Pekala. Şimdi kaydıraktan kayacağım. Oho! Evet, geliyorum. Evet. Merhaba. Hey. Siyah bowling topu. Beyaz lobutlar. Merhaba, merhaba aşağıdakiler. Bakın, merdivenlerin yukarısındayım. Şimdi aşağı ineceğim. Şimdi merdivenlerin aşağısındayım. Şimdi merdivenlerin yukarısına tırmanacağım. Hoşça kalın. Burası rengarenk. Vay canına. Oho, tünellerden geçmeye bayılıyorum. Vay canına. Oo, evet. Oo, bir kaydırak. Çok heyecanlandım. Pekala, hazır mısınız? Gidiyoruz, tamam mı? 3, 2, 1. Merhaba. Bu kaydırak çok eğlenceliydi. Pembe bir kaydırak değil mi? Vay canına. Bu da ne? Wing, wing. Dinozorları seviyorum. Şu oyuncaklara bakın. Çok sevimliler değil mi? Merhaba. 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 Nasılsın? Çok komik. Bu dinozorlar hangi renk? Evet, bu dinozorların rengi mor ve pembe. Vay canına. Şuna bakın. Bu bir helikopter. Ve en sevdiğim iki renge sahip. Evet. Bu helikopter hangi renk? Evet, iki rengi var. Mavi ve turuncu. Bunu bırakalım ve araştırmaya devam edelim.
Whoop, whoop, woo. Vay canına. Oh. Aa, şu açık mavi arabaya bakın. Oh, bir de şu arabaya bakın. Bu araba çok hızlı görünüyor. Oh, sizlerle renkleri tanımak çok eğlenceliydi. Vay canına. Güney Pasadena, Kaliforniya'da sizlerle Amy'nin oyun parkında oynamak çok eğlenceliydi. Bugün sizlerle renkleri öğrenmekten çok keyif aldım. Bakın yeşil bir bitki. Çok eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Flippy. Harika. Pekala. Merhaba. Hey. Ben Flippy. Vay canına. Şuraya bakın. Ne kadar güzel. Yerde bir sürü yaprak var. Ve ağaçlar da kocaman. Yaprağın ağaçtan düşüşünü gördünüz mü? Evet. Yapraklar düşmeye başladı. Çünkü evet sonbahar geldi. Sonbahar. Ayrıca güz olarak da bilinir. Bu bölümde sizlerle sonbaharı öğreneceğiz. Sonbahar. Evet, çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Ohohoho. Vay canına. Dışarıda olmayı seviyorum. Hey, bir yılda 4 mevsim olduğunu biliyor muydunuz? Hadi sayalım. Pekala. Tamam mı? Birincisi ilkbahar. Oho. Çiçekler bu mevsimde açmaya başlar ve havalar da ısınır. İlkbaharda bazen çok yağmur yağar. Evet. Her şey büyümeye başlıyor. Çok güzel. Oh. Bu da ne? Hava çok sıcak. Evet. Yaz mevsimi geldi. Uhuhu. Yaza bayılırım. Kumsala giderim ve havlumu sererim ve güneşin altına uzanırım. Yaz mevsiminde limonata içmeyi de unutmayalım. Aa, ve sonbahar geliyor. Evet, düşen yaprakları görüyor musunuz? Evet, sonbahara ayrıca güz de deniyor. Oo, ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başlar. Öncesinde yeşil olurlar ama sonra turuncuya dönerler. Ve kırmızı ve sarı renkleri çok güzel olur. Bu hangi mevsim? Çok soğuk. Evet, kış mevsimi. Yılın bu döneminde dünyanın bazı yerlerine kar yağar. Ve çok daha soğuk olur. Evet. Bu mevsimde eğlenceli kış sporları yapabilirsiniz. Pekala. 4 mevsimi saydık. Ama şu anda sonbahardayız. Hadi sonbaharı yakından tanıyalım. Evet. Yerdeki yapraklara bakın. Görüyor musunuz? Sonbaharı seviyorum. Sonbahar geldiğinde yapraklar ağaçlardan düşer. Hey, şuna bakın. Yaprakları görüyor musunuz? Bunların rengi yeşil. Vay canına. Çok güzeller. Ayrıca ıslaklar. Evet. Hey, sonbahar geldiğinde... Vay canına. Şu yaprakların sarıya döndüğünü gördünüz mü? Evet ve biraz kurumuşlar. Kuruyorlar ve yere düşüyorlar. İşte böyle. Vay canına. Şu yapraklara bakın. Bunları toplayacağım. Sonra bir sanat projemde kullanacağım. Sanat projemi size göstereceğim. Çok güzel. Ne kadar çoklar. Oh.
Vay canına. Şu iki yaprağa bakın. Evet. Bir, iki. İki yaprak. Hey, bu yapraklar hangi renk? Evet, ikisi de kahverengi. Ve bu yaprak çok ince. Bu yapraksa çok kalın. Vay canına. Oho, oho, oho. Şu yaprağa bakın. Oho. Bu yaprak çok küçük. Bu yapraksa çok büyük. Pekala. Bu yaprakları toplayıp sanat projemde kullanacağım. Oh, bir saniye. Burada daha fazlası var. Oo, iki yaprak daha. Bir, iki. Peki hangi renkler? Evet, ikisi de sarı. Oho, sanat projemiz için harika yapraklar bulduk. Pekala, toplamaya devam edelim. Aha. Vay canına. Şu yeşil yapraklara bakın. Yeşil çok güzel bir renk. Oo, şuna bakın. Çok havalı. Baksanıza. Şu yaprakları görüyor musunuz? Bunların rengi yeşil. Ve yavaş yavaş kırmızıya dönüyorlar. Evet. Bakalım yerde kırmızıya dönmüş bir yaprak bulabilecek miyiz? Evet. Burada iki tane var. Bir... Diğeri nereye gitti? Hah, işte burada. Evet. İşte iki kırmızı yaprak. Harika. Hey! Vay canına, şu yapraklara bakın. Evet, birlikte bu yaprakları toplayarak harika bir iş çıkardık. Şuna bakın. Burada sarı yaprağımız var. Yeşil yaprağımız var. Turuncu yaprağımız var. Ve bir de kahverengi yaprağımız var. Kullanacak bir sürü yaprağımız var. Evet, öncesinde size bunları sanat projemde kullanacağımı söylemiştim. Değil mi? Evet, ve işte buradayız. Sanat projemde yapraklar, siyah bir keçeli kalem, tutkal veya bant ve büyük bir beyaz kağıt kullanacağım. Vay canına. Tamam. Önce siyah keçeli kalemimizi alıp ağacın gövdesini çizeceğiz. Bunun için uzun bir dikdörtgen yapacağız. Hazır mısınız? Harika. Bir dikdörtgen yaptık. Ve şimdi de yaprakları yapmalıyız. Başlıyoruz. Evet, harika bir ağaç çizdik. Evet, işte oldu. Mükemmel. Çok kabarık bir ağaç. Tamam, şimdi ise tutkal veya bant alacağız. Ve elbette yaprakları kağıda yapıştıracağız. Önce tutkalı kullanmam gerekiyor. Tamam mı? Önce tutkal. Bir bakalım. Oo, bu yaprak güzel görünüyor. Evet. Pekala. Arkasına yeterli miktarda tutkal sürdük. Ve yapıştırdık. Harika görünüyor. Sarı yaprağa ne dersiniz? Biraz daha tutkal. Vay canına. Harika olacak. Şimdi şu yeşil yaprağa bakın. Evet. Minik bir ağaca benziyor. Evet. Tutkalla uzun bir çizgi çizdik. Güzel. Bu çok eğlenceli. Acaba bu ağaca toplam kaç tane yaprak yapıştıracağız? Bilemiyorum. Şu anda onları bir güzel yapıştırıyorum tek tek. Oo. Bu yaprağın yapıştığını sanmıyorum. Hey! Neden bant kullanmıyoruz? Belki bantla daha iyi yapışır. Pekala. Evet, harika oldu. Evet, hayatta bazen bazı şeyler işe yaramazsa başka şeyler denersiniz. Ve belki o şey işinizi görür. Mükemmel. Çok güzel görünüyor.
İşte bir tane daha. Oo! Harika! Sizlerle öncesinde topladığımız yaprakları kullanarak kağıda bir ağaç yaptık. Tebrikler! Sizlerle el işi yapmak çok eğlenceliydi. Şu yapraklara bakın. Çok yeşiller. Ve onlara nazikçe dokunduğumda evet, hiçbir şey olmuyor. Çok yumuşak ve nemliler. Bir de şu yaprağa bakın. Vay canına. Bu yaprak yukarıdaki ağaçtan düşmüş olmalı. Onu oradan çıkartayım. Evet, gördünüz mü? Düşmüş olmalı. Çünkü sonbahardayız. Ve kahverengi olmuş. Acaba dokunduğumda ne olacak? Evet, duydunuz mu? Çıtırdadı. Çünkü çok kuru. Pekala, bunu sonraya saklayalım. Arkada yaprak bırakmayalım. Şimdi uyku zamanı değil, el işi zamanı. Evet. Şuna bakın. Bir sanat projesi daha. Çok heyecanlıyım. Yaprakları seviyorum. Ve sonbaharı da çok seviyorum. Pekala. Bu projemizde mum boyalar kullanacağız. Oh! Birini düşürdüm. Bunların hepsi sonbahar mevsiminin renkleri. Ve yapraklar kullanacağız. Evet. Ve beyaz kağıdımız var. Ve bu sanat projesini yapmak için düz bir zemine ihtiyacınız var. Evet. Tıpkı bu piknik masası gibi. Pekala. Önce bir yaprak seçelim. Bir bakalım. Şuna ne dersiniz? Bakın işte şuna. Oo. Evet. Bu yeşil yaprak. Oo. Çok güzel olacak. Bunu ters çeviriyorsunuz. Evet, arka yüzü önde olacak. Böylece yaprağın arka tarafını göreceğiz. Bir kağıdın altına koyuyoruz. Şu anda yaprağı hissedebiliyorum. Ve yeşil olduğu için yeşil boya kullanacağım. Sonra hafifçe üstünden geçiyoruz. Evet, gördünüz mü? Çok güzel oldu. Şimdi biraz da süsleyeceğim. Evet, siyahla üstünden geçeceğim. İşte böyle. İşte oldu. Ne kadar güzel bir yaprak. Aynı kağıda bir yaprak daha yapalım şimdi. Evet, bir bakalım. Bu büyük turuncu yaprağı ne dersiniz? Evet, turuncu gibi. Biraz da kahverengi. Tamam. Üstünde bir delik var. Sorun değil. Biraz zor olacak. Ama bence yapabiliriz. Tamam. Bu şekilde kenara koyacağım. Evet. Yatay şekilde. İşte oldu. Pekala. Hadi. Bunu da kahverengi yapalım. Hazır mısınız? Bakın. Ne yaptığımızı gördünüz mü? Çok güzel olmadı mı? Pekala, üstünden geçeceğim. Evet,
üstlerinden geçmeyi seviyorum. Evet, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama böyle daha belirgin oluyor. Daha göze görünür oluyorlar. Evet. Hey, bir fikrim var. Turuncu gibi üçüncü bir renk seçip altlarına bir kelime yazalım mı? Ne dersiniz? Güz yazmaya. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Birlikte yazalım. G, Ü, Z. Güz. Evet, güz. Harika. Şimdi bunu kenara alalım ve bir yaprak daha yapalım. Bir bakalım. Seçecek bir sürü yaprak var. Hey! Şuna bakın. Bu çok eşsiz bir yaprak. Evet, erelti otuna ait. Yaprağı buraya koyalım. Ve yine yeşil renk kullanalım. Çünkü yaprak yeşildi. Ama istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Vay canına. Gerçekten çok güzel görünüyor. Oo! Gördünüz mü? Pek görünmüyor ama çok güzel. Evet, bakın. Aynı görünüyor değil mi? Aha. Pekala. Şimdi de kırmızı rengi alıp onunla yaprak yazalım. Evet, hazır mısınız? Tamam, işte yazıyoruz. Böyle. Yaprak. Pekala. Son bir yaprak daha yapalım. Evet, buldum. Henüz sarı renk kullanmadık, değil mi? Evet, hadi sarıyı kullanalım. Sarı bir yaprak kullanalım. Oo, şuna bakın. Evet, parlak, sarı renk bir yaprak. Tamam. Tamam. Evet. Yaprağı en ortaya koyalım. İşte oldu ve başlıyoruz. Evet. Şuna bakın. Aha, güzel bir yaprak daha. Evet. Bir kelime daha yazalım. Hadi onun için siyah renk kullanalım. Çünkü bunun üstünden geçmedik. Ne yazsak? Aa, buldum. Adımı yazalım hadi. Hazır mısınız? B, L, İ, P, P, İ. Blippi. Harika. Sizlerle bu sanat projelerini yapmak çok eğlenceliydi. Vay canına. Vay canına. Sizlerle sonbahar mevsimini tanımak çok eğlenceliydi. En sevdiğim 4 mevsimden biri. Birlikte sayıları, renkleri, boyutları ve dokuları öğrendik ve el işi yaptık. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B, L, İ, P, P, İ. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. 3, 2, 1. Merhaba. Ben Blippi. Bugün Alderwood Alışveriş Merkezi'ndeki Fantastic Playtorium'dayız. Hadi gidelim. Evet. Woo. Hadi. Hadi iyi eğlenceler. Pekala, oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Hey. Ah. Birinci ayakkabı. Merhaba. Ayakkabılarıma bak. İkinci ayakkabı. Bir, iki. Pekala, hadi gidelim. Çak bakalım. Pekala, hadi. Ne böyle? Oo, nasıl yapıldığını gösterir misin? Kaydıraktan kayacaklar. Oo, harikasın. Bana bakın. Evet. Yine kayacağım. Oo.
Pekala. Sıra sende. Kayabilirsin. Sıra sende. Pekala. Şimdi sıra bende. Burada yapacak bir sürü eğlenceli aktivite var. Aa, bu da ne böyle? Vay canına. Bir dürbüne benziyor. Biliyor musunuz? Görmek 5 duyumuzdan biridir. Gözlerimi görüyor musunuz? Evet, bakın. Vay canına. Ben de bakabilir miyim? Tabii, bakabilirsin. Ne görüyorsun? Bunu gözlerine tutuyorsunuz. Harika. Bu da neymiş bakalım? Bana bakın. Şimdi bu gözlüğü takacağım. Tamam mı? Bakın. Ben bakayım. Tabii. Gözlükler insanların görmesine yardımcı olur. Pekala. Çok komik. Çok komik bir gözlük. Vay canına. 5 duyumuzu öğrenebilmek için oynamaya devam edelim. Woo! Gördünüz mü? Turuncu ve mavi renkli makineden bu topları fırlattım. Şuna bakın. Acaba bu düğmeye bastığımda neler olacak? Bakın. Alttan çıkan hava topların havaya yükselmesini sağlıyor çocuklar. Bu harika. Bu da ne? Bakın, turuncu bir çorap bu. Çoraplar bazen kötü kokabilir. Evet, bazen de güzel kokarlar. Tabii onları yıkarsanız. Hadi şimdi çorabı koklayalım. İğrenç, çok kötü. Bu çorap kullanılmış olmalı. Hey, benim bir fikrim var. Bu oda spreyini kullansak nasıl olur acaba? Güzel kokabilir. Çok temiz. Koklama duyusuna bayılıyorum. Çünkü günün tadını çıkartmanızı sağlıyor. Gözlerinizi kapatsanız bile. Ne kokluyorum? Çiçek kokluyorum. Şimdi ne kokluyorum? Evet. Lezzetli bir yemek kokluyorum. Hadi şimdi biraz daha oynayalım. Eğlenceli bir balondu. Bakın. Gördünüz mü burada ne var? Lezzetli bir meyve suyu. Nefis. Meyve suyuna bayılırım. Ve burada bir meyvemiz var. Hadi bunu açalım. Evet. Evet, çok lezzetli. Baksanıza, yemeklerin tadının neden güzel veya kötü olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bir ağzımız var ve tat alabiliyoruz. Bu da 5 duyumuzdan biri. Yemekleri tatmayı seviyorum. Tıpkı meyve suyu gibi. Ve lezzetli meyveler gibi. Hadi biraz daha oynayalım. Gelin.
Hadi. Pekala. Dengemi korumalıyım. Vay canına. Bunları ellerimle tutuyorum. Bu sayede dengede duruyorum. Oo. Aa. Bunlar da ne? Aa. Tatlı bir peluş oyuncak. Aa, çok yumuşak. Hey, bu oyuncağa dokunduğumda duyularımdan birini kullanıyorum. Evet, dokunma duyusu. Bir şeye dokunuyorum. Çok yumuşak. Peki bunlar ne? Ne olduklarını bilmiyorum ama en sevdiğim iki renge sahipler. Burada turuncu bir topumuz var. Bir de mavi topumuz var. Yüzümü gıdıklıyorlar. Hadi biraz daha oynayalım. Bu da ne? Bakın, mavi bir slime. Güzel. Şuna bakın. Dokunduğumda elime yapışıyor. Bakın. Evet, unutmayın. Dokunmak 5 duyumuzdan biridir. Bir şeylere dokunmak için elinizi kullanabilirsiniz ve slime gibi şeyleri hissedersiniz. Slime'dan çıkan parmaklarımı görüyor musunuz? Çok tuhaf bir his. Pekala, şunu elimizden çıkaralım. Tamam, şimdi biraz daha oynayabiliriz. Hadi gidelim. Vay canına. İşte gidiyoruz. Şuna bakın. Bu pembe bir dikenli top. Duydunuz mu? Bir ses çıkarttı. Seslerden bahsetmişken. Bakın. Elimde 3 eşya var. Bir ses geldiğinde onu kulaklarınızla duyarsınız. Evet. Bu da 5 duyumuzdan biri. Bir şeyler duyarız, değil mi? Şunun gibi. Evet. Zilin sesini duydum. Bir de düdük var. Dinleyin. Ve bir müzik enstrümanı. Dinleyin. Evet, şimdi bir düşünelim. Hangi şarkıyı çalsam acaba? Buldum. Ekskavatör şarkısı. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Upuzun bir kolum var ve dev bir bomum. Kazma konusunda hızlı olurum. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Kocaman bir kepçem var ve her şeyi kazarım. Çukur açmak uzmanlık alanım. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Üstelik ayaklarım yok benim. Ayakların yok mu? Nasıl hareket ediyorsun? Alet üstünde araba gibi giderim. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Şimdi bir ekskavatör gibi davranma zamanı.
Size göstereyim. Tek yapmanız gereken kolunuzu şu şekilde. Kaldırıp kol, bom ve kepçe gibi davranmak ve kazmak. Çok eğlenceli. Ve kabinimin içinde oturabilirsin. Kepçeyi kontrol edersin, sürersin. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Üstelik çalışırım tüm gün. Hiç uyumaz mısın? Uyumam hiç. İşim bu benim. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. 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 Bir şeyleri duyabilmeyi seviyorum. Pekala, biraz daha oynayalım. Oyun oynarken de bir şeyler dinleyelim, değil mi? Hadi gidelim. Wow! Oh! Sen de çıkabilir misin? Hey! Oh! Harika! Oh! Oh! Bu da ne? Bak! Oh! Dikenli bir top. Oh! Aa! Oh! Bu topu gördünüz mü? Çok büyük ve üstünde dikenleri var. Hadi renklerine bakalım. Yeşil ve sarı. Dikkat edin. Woo! 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 Wee! Oh! Bakın, dönen bir şey. Hadi bakalım otur. Buraya otur. Pekala. Başlıyoruz. Evet. Aferin. Güzel. Şimdi de böyle otur. Sıkı tutun. Dikkat et. Oo, dikkat et. Oo. Evet. İşte oldu. Güzel. Oh. Şuna bakın. Buraya çıkabilir misin? Şimdi bu tarafa gideceğim. En üste çıktım. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Sarı. Evet. Sarı. Gelin. Ona dikkat edin. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Hadi koş. Hadi gelin. Vay canına. Bu bir trambolin. Hadi atlayın. Hadi bakalım. Hadi atlayın. Bakın herkes trambolinde zıplıyor. Çok eğlenceli. Gelin. Gelin bu taraftan hadi. Hadi yukarı çıkalım. Bu hadi taraftan. Ama. Hadi çabuk. Bu da ne? Bir maymun. Maymun mu? Tamam. Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi kaydıraktan kayalım, tamam mı? Evet. Güle güle. Tamam, şimdi sıra bende. Wow!
Büyük kaydıraktan kaymak ister misin? Sizlerle beş duyumuzu öğrenmek çok eğlenceliydi. Tatmak, koklamak, görmek, duymak ve dokunmak. Eğlencenin asla bitmediği Fantastic Playtorium'a bu bölümde bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Evet, daha fazlasını izlemek isterseniz eğer tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? BLIPPI. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.